Evet sevgili izleyenler, konuk köşemizle devam ediyoruz akışımıza. Hoş geldiniz Ayça Hanım stüdyomuza. Artık sık sık buluşuyoruz değil mi sizinle beraber? Evet, güzel oluyor, tatlı oluyor. Çok da keyifli oluyor gerçekten. Yoga serüvenini konuşacağız bugün. Yoga ile başlayacağız güne. Efendim her yaşta yoga yapılabilir mi diyeceğiz en başta tabii ki. Yogayı nasıl yapacağım diyenler var elbette ki. Çünkü sosyal medyada da biliyorsunuz ki çok böyle espri haline geldi. Om diye. Aynen. Değil mi? Özellikle bu yapılan film repliklerinden sonra hocam om yapmaya geldim. Evet, evet, evet. Ben bugün om yapmaya gelmedim ama. Evet, bugün ne yapıyoruz efendim? Güne başlarken yoga ile başlayalım dedik. Önünüzde de çok güzel aksesuarlar getirmişsiniz. Bazı yoga duruşlarından pozların olduğu bir aksesuar. Hı hı. Peki yoganın hani esneklik süreci var elbette ki. Neden yoga yapmalıyız? Öncelikle bunu soralım size. Neden yoga yapmalıyız? Geçen hafta, yani diğer haftalarda katıldığımızda nefesten bahsetmiştik. Evet. Nefesin öneminden, bedenimizdeki kıymetinden ve bize verilen ilk hediye olduğundan. Nefesi aldığımızda, doğru alıp verdiğimizde bütün hastalıklar aslında %90 oranında önünü engellemiş oluyoruz. Varsa da iyileştirmiş oluyoruz. Yoga sayesinde biz bu nefesi düzenli bir şekilde hayatımıza adapte edebiliyoruz. Yani en büyük zaten hani yaşam için ne yapmamız gerekiyor? Nefes almamız gerekiyor. Nefesi nasıl doğru bedene adapte edebiliriz'in aslında en büyük yöntemlerinden bir tanesi yoga öğretisi diyebiliriz. Yoga öğretisi. Peki her yaşta yoga yapabilir miyiz? Her yaşta yoga yapabiliriz. Bunun mükemmel örnekleri var. Özellikle son zamanlarda gündemde bayağı hani televizyon programlarına da katıldı. Evet. Seçil Hanım mutlaka izleyicilerimizi araştırsın isterim. 73 yaşında yanlış hatırlamıyorsam yogaya başladı. Oo, çok güzel. Peki. Peki yoga hayatımızda neleri değiştirir? Neden yoga yapalım? Her insanın hayatında çok başka şeyleri değiştiriyor. Çünkü yoga insanın aslında anda kalarak kendini bulma sanatı diyebiliriz bir yerde. Yoga sutralara göre yoganın tanımı, yoga zihnin modifikasyonlarını kontrol etme yoludur. Zihnin modifikasyonu dediğimiz şey bize gelinen, dışarıdan aldığımız her bilgiyi aslında kendime göre nasıl bir girdiyle alıyorum. Evet. Şimdi örnek veriyorum. İşte burada bir heykel var. Heykelin benim için tanımıyla, sizin için tanımı farklı. Heykel benim zihnimde nasıl bir tanım yaratıyorsa, o zihnimdeki yarattığı tanıma göre ben bir şekil ve bir davranış, aslında bir tepki veriyorum ortaya. Yoga sayesinde verdiğimiz her tepkileri, bu şekilde duyguları da kontrol etmeyi öğreniyoruz. Evet. Zihni de kontrol etmeyi öğreniyoruz. Tamamıyla yoganın aslında bize kattığı en büyük nimetlerinden diyebilirim. Zihni kontrol ederek kendi özümüze daha fazla yaklaşmamızı sağlıyor. İşte bu hani o om yapılarak biraz böyle ironi haline geldi. Ya da işte çok yoganın anda kal manifesti de başka yönlere çekilerek farklı noktalara taşınmaya başlandı. Aslında öyle bir şey değil. Tamamıyla hani yoga yapıldığında insanlar şöyle sanıyor olabilir. Yoga yaptım, gökkuşakları gördüm, bulutlar çok güzel, denizler çok güzel, havalar çok güzel gibi bir şey. Aslında öyle değil. Gerçek anlamda bugüne kadar, yani doğduğumuz andan itibaren bize hangi bilgi nasıl geldiyse, çünkü hepimiz farklı ailelerde, farklı kültürlerde, farklı ırklarda, farklı ülkelerde doğup büyüyoruz. Ama İnsanlık temeline baktığımızda, genele baktığımızda hepimizin bu duyguları insan olarak verdiğimiz bir duygu, örnek veriyorum bir öfke duygusunu ortaya çıkarmak sizin için farklıken benim için farklı. Bedende öfke duygusunu ben hangi bölgede tutuyorum ve yogayı bu sayede nasıl ortaya koyarak, yoganın verdiği bu bütünlük hissiyle ben bu bedenden nasıl atabiliyorum, nasıl zihnimde oluşan o modifikasyonu sağlatabiliyorum. Aslında yoga tamamıyla bize bunu öğretmiş oluyor. Peki şimdi anda kalmak dediniz. Anda nasıl kalınır yogayla? Şöyle, yoganın 8 kolu var. Bunlardan bir tanesi zaten meditasyon. Biz meditasyon yaparak aslında anda kalmayı öğreniyoruz. Anda kalmak dediğimiz şey bizim tamamen, dedik ya, zihni modifikasyonu kontrol etme yolu. Biz birazcık geçen haftalarda nefeste de anlattık. Nefeslenmek için bir saniye dur, bekle. Anda kalabilmek dediğimiz, yani o meditasyon haline geçtiğimiz zaman aslında anda kalmak için zihni kontrol etmeye çalışıyoruz burada hala. Durup kendimizle kalıp sonrasında
zaten o film şeridi gibi gözünün önünden sürekli senin bilgin dahilinde sana gelen bazı düşünceler ya da işte yaşadığın olaylar geliyor. Artık anda kalarak da, değil mi? Nefesi kontrol etmenin de ötesine geçiyor meditasyon. İlk başta konsantrasyon çalışmalarıyla sadece nefese odaklandırıyoruz. Ama sonrasında nefesin de ötesine geçiyor artık bu durum ve hiçbir şey düşünemez hale geliyoruz. Aldığımız eğitimlerde yoga sutralara göre de şöyle söyleniyor. Sen meditasyon halindeyken parmağın dahi kırılsa hissedip tepki veremezsin. Yani o kadar aslında tamamıyla kendini dahi bedeninden uzaklaştığın, bedeni dahi bıraktığın bir anda kalmaktan bahsediyoruz. Mesela kıymetli izleyicimiz Esin Hanım sormuş. Fatoş Hanım, her daim yoga yapma şansımız olmuyor ama meditasyondan konu açılmışken hayatın içerisindeki meditatif haller nelerdir acaba diye sormuş. Eğer şöyle söyleyelim, hayatın içindeki en meditatif hal bir saniye bile nefese odaklanarak kendini ana getirmek hayatın içindeki en meditatif hal. Ya da bir saniye, işte şu an bir suyum var önümde, bu suya erişemeyen bir sürü insan varken ben bu suya erişebilecek noktadaysam suyumu içerken şükretmek. Bunların hepsi aslında meditatif bir hal. Beklentiden uzak bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor ama ilk başlarda tabii ki hani bu öğretiyi yoganın felsefesinden uzak yaşayan bireyleri bu noktaya getirmek tabii ki bir yerde ilk önce bir beklenti. Sanırım en getiriyor. Çok da beklenti. Hayatın içerisinde en çok beklentiden etkileyen nokta o. Hiçbir şey aslında beklenti girmeden hareket edersek aslında her anda meditatif halde yaşayabiliriz. Kesin. Zaten anda kalmak dediğimiz durum, geçen haftalar nefeste de söylemiştik. Evet. Anı yaşamak değil aslında. Sana hayatın getirdiği her şeye sen nasıl tepki veriyorsun? Çetin öğretmenim şöyle söyler. Sen verdiğin tepkiden ibaretsin aslında. Bugün bana bir övgü de söyleseniz ya da bugün bana kötü söz de söyleseniz ben burada Ayça olarak var olabiliyor muyum? Ne tepki veriyorum? Benim varoluşumu verdiğim tepkiler belirliyor. Olaylara verdiğim tepkiler ve doğal olarak her olaya verdiğim bir tepki de bedende ve zihinde bir duygu ortaya çıkartıyor. Duygularımızı kontrol ettikçe de zaten o meditatif hali aslında bir yerde yakalamış oluyoruz. Hani meditasyondan ya da meditatif halden beklemek hani şu değil, her şeyi çok hoşgörüyle karşılayacağım, her şeye işte çok iyi niyet besleyeceğim. Bu değil aslında. Burada söylemek istediğimiz yani ya da işte izleyicimizin söylemek istediği meditatif halden kastımız biz bize gelenin içerisinde kendimiz olarak özümüzden verdiğimiz tepkiyle nasıl hareket ediyoruz? Bugünü yani bugün ben buraya geldim işte örnek veriyorum 2 hafta önce yayına katıldığım Ayça değilim ben artık. Çünkü o 2 hafta içerisinde benim hayatımda bir sürü olay oldu. Buraya geldiğimde beni ben yapan o olaylar ya da işte bugün benim duruşumu, bugün benim ses tonumu, bugün benim varoluşumu etkileyen her şey aslında yoganın içerisinde benim hayatımda değişmiş oluyor. Aslında kendinden kendine bir yolculuk yani Covid Kesinlikle. Döneminde de gördük ya aslında hepimiz kendimizle baş başa kaldık. Evet. Kendimizle geçinmeye gönlümüz ne kadar varmış bunu daha iyi ya görmeye başladık. Ya da ne kadar yokmuş. Değil mi? Ya da ne kadar kendimizden kaçıyormuşuz. Aslında ilk başta yogaya başlayan çoğunun diyeyim bir kaçış hali. İşte buraya geliyorum bir iş dünyası var burada. Oranın stresinden kaçmak için başka bir dünyaya gidip orada başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Bugün şey de değil hani yoga dediğimiz... dedik ya 8 koldan oluşan bir öğreti. Evet. Ama bugün günümüzde yapılan insanların artık iş stresinden kaçıp ya da işte iş stresinden oradaki yaşanılan duyguları sağaltmak için başka bir alana gittiğinde yoganın bir kolu olan, 3. basamağı olan duruşlardan yapılan bir hareket oluyor. Çok da etkili. Az önce kıymetli bir izleyicimiz yazmış. Fatoş Hanım ben ateş elementi yogasını yaptım. Yaptıktan sonra işe başladım. Evet. Diye. Evet şimdi yoganın da dengeleri var değil mi? Ateş elementli, element su elementli, dengeleri. Toprak elementli ve hava elementli şekilde. Bunların süreçleri nelerdir? Mesela ateş tabii ki körüklüyor, harekete geçiriyor. Evet. Böyle bir şey mi var yogada? Var. Şöyle, hayatımız eril ve dişil enerjinin dengesinden oluşuyor aslında ve
elementlerden oluşuyoruz. Biz insan beden olarak da zaten doğanın yaratılışında da 4 temel elementten oluşuyor. Bunlar ateş, toprak, su, hava ve su şeklinde yogadaki sıralamasına göre de. Ateş eril enerjidir ve başlatan enerjidir. O işte körüklemesi, bir şeye başlamak istiyorsunuz, işe başlayacaksınız, üzerinize hani söylenir ya halk arasında ölü toprağın var, üzerinde atıl bir toprak var, onu bir at. İşte doğaya da bakıldığında toprağın üzerindeki ölü kalıntıları neyle alırlar? Ateş yakarak. Ateş. Aslında orada bir hareket enerjisi. Oradaki o kinetik enerjiyi, bedendeki o ateşlemeyi zaten ortaya koyarlar. Geçen hafta hemen yayının sonunda eklemiştik. Biz sol burun parmağımızı, baş parmağımızı kapatıp sağdan alıp, onu söyleyememiştik. Hemen onu da eklemek isterim. Buyurun, soldan buyurun, eklemiştik. Tam yeri çok doğru. Evet. Çocuklara sınav için bir soğutucu nefes söylemiştik. Isıtıcı nefes dediğimiz ki güneş nefesi de geçer bu. Sol baş parmağımızla sol burnumuzu kapatıp sadece sağdan alıp sağdan vermek. Bu bizim bedenimizdeki ateşi harlar. Ve herhangi bir şeye başlayamadığımızda, diyelim işte yatakta uyanamadı. Diyelim İşte ben bugün yapmadım ama aslında yapılabilirmiş. İşte buraya çıkacağım. Hemen böyle bir harlamak istiyorum kendimi. Böyle bir enerji, böyle bir arkadan bir iteklemek. Hani başkasına ihtiyaç duymadan aslında. O yüzden yoga zaten kendi varlığımızla, kendimizle bütünleştiğimiz bir alan diyebiliyoruz. Hemen 4-8 yapılabilir. Nasıl yapacaklar? Sürekli. 4 saniyede alıp. 4 saniye sol burunlarını. 8 saniyede verip. Ellerini de karınların üzerine bırakabilirler. Karnın nasıl şiştiğini görebilirler. Diyafram nefesiyle. Evet, en az 10 tane ya da en az 1 dakika boyunca. Bu bizim işte güneş nefesi dediğimiz ısıtıcı nefes. Bedendeki o hareket enerjisini, ateş elementini uyaran ve körükleyen bir nefes. Ateş elementimizi de harekete geçireceğiz. Yani harekete geçemediğimiz ne varsa hayatımızda bunu düzenli olarak yaptığımızda hareket enerjimizi artıracağız. Şöyle aslında düzenli olarak yaptığımız diyemeyiz çünkü ateşin fazlası yakar. Evet. Biz yakıcı bir enerji istemiyoruz. Ama sadece ihtiyaç duyduğumuz alanlarda. Evet. Yani gerçekten harekete geçemeyenler o zaman harekete hemen bunu yaptıklarında. Ya da bir şey başlatmak söz ya da iş ortamında bir anda işte enerjimiz düştü. Enerjimizi harlamak için. Evet, bundan da aslında kastım. Aynen. En azından hemen çikolata paketi gibi kendimizi toplayıp kendimize tekrar sunabiliriz. Aynen. Diyorsun. Yani bir şekerden destek almak yerine yine kendi bedenimizdeki enerji. Çünkü var olan bir enerji yok olmuyor ve o enerji aslında zaten bizim bedenimizde var. Ama ne oluyor? Bir yere birikiyor. Biz o harlanan, yani biriken enerjiyi aldığımız nefeslerle yeniden yukarıya, o kundalini enerji dediğimiz yukarıya taşıyoruz. Diyelim. Kişinin enerjisi çok aşırı yüksek. Kendini dengeleyebilmesi adına ne? Onda da hemen diğer baş parmağa geçip sağ burun parmağım çok pardon. sağ baş parmağımla sağ burun deliğimi kapatıp bu sefer soldan alıyorum. Bu da soğutucu nefes. Ay nefesi diye geçer. Yani buradan da şunu söyleyebiliriz. Bizim bedenimizin sağ tarafı eril tarafımız, sol tarafı da dişil tarafımız. Sağ tarafı kinetik enerji, sol tarafı da durağan aslında dinginlik ve sakinlik su elementiyle bağdaştırdığımız noktaya geçmiş oluyor. Bunda da işte sağ baş parmağımla kapattım. Yine aynı şekilde 4 saniyede alıyorum. 8 saniyede veriyorum. Bu da sakinleştiriyor. Bu da sakinleştirici. Sol taraf körüklüyor efendim. Evet. Harekete geçiriyor enerjimizi. Aynen. Çünkü hepimizin hayatının içerisinde o maddi manevi yanımızı dengelemeye çalışıyoruz. Eril ve dişil yanımızı dengelemeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Eğer birisi çok fazla olduğu zaman körükleniyoruz ya da dengesiz hareketler yapabiliyoruz. Bunun en büyük sebebi dengeye gelebilmek. Evet. Peki dengeye gelebilmek adına yoga yapmamız çok önemli dediniz. Yoga noktasında tabii ki çocuk yogası da var değil mi? İşte her yaşın aslında yoga yapabileceğini, her yaşta yoga yapabileceğini söylediniz. Yoga günde mesela bir saat yapılıyor değil mi? Onun bir saati yok. Pratiğin, yani yapılan pratiğin bir saati yok. Günlük bir saat meditasyonla güne başladıktan sonra zaten yoga süreci başlamış oluyor. Yoga, yoganın başlaması aslında hayatımıza ki yoga sutralara göre de bu ilk iki kolu hayata geçiremiyorsak yogayı zaten henüz yapıp başlamış olmuyoruz aslında. Evet. Hayatta erdemlerimiz var. İşte bunlardan doğru söylemek, çalmamak, ölçülü olmak gibi bunlardan ya da nasıl söyleyelim? Hayatımızdaki her şeye karşı verdiğimiz tepkileri
ölçülerimizi doğru yönlendirmek gibi söyleyebiliriz. Hı hı. Bunlardan bir tanesini zaten ortaya koyamadığımızda aslında yogaya başlamış, yani yogayı devam ettiremiyoruz. Bizim bugün işte bir tane yogada mermaid dediğimiz, bir deniz kızı dediğimiz bir poz duruşu aslında. Yani bu duruşları yapabilmek için işte ne yapmam lazım? Sağ tarafa, yani sol tarafa doğru geçmiş. Benim esnekliğimin iyi olması lazım, gücümün iyi olması lazım. Şimdi biz ne dedik biraz önce? Duygular bedenimizde birikiyor. Evet. Şimdi ben işte çok açık sözlü ve doğru sözlü, doğru sözle her şeye bakmıyorsam ya da yalan söyleyen bir insansam, bunlar bizim geliyor işte bu kalp alanlarımızda biraz böyle o duygular birikmiş oluyor. Şimdi buradaki hareket için bana bir kalp açıklığı lazım. Aslında buradaki o buradaki estetik duruşta esnekliğim için kalp açıklığı lazım. Bu kalp açıklığında benim söylediğim yalan gelip benim kalbimde biriktiği zaman ben bu duruşa zaten geçemiyorum. Hmm. İstesem de geçemiyorum. Tabii ki geçiyorsunuz işte bir sürü pratikler yapılıyor vesaire ama onun süresi daha fazla uzamış oluyor. Günlük işte bir saat meditasyonla başladığım zaman ben bunun devamında erdemlerle de yogamı devam ettirdiğimde günlük bir, iki seviyesine göre, çünkü başlangıç düzey için bir saat yeterli. Hı. Ama artık orta seviyede bir pratik yapan birisi varsa onun için 1,5 saat, 2 saat ya da her gün düzenli bir şekilde ya da haftada düzenli bir şekilde yapılması uygun. Bu tamamen kişinin yogayı hayatına ne derece almak istediğine göre değişiyor. Yogayı ne amaçla yaptığına göre değişiyor. Bazen sadece hastalıklarını iyileştirmek için yapabiliyor. Hı hı. O zaman belli bir rutine getirmesi okey. Mesela elementler dedik. Elementlerin belli bir gün boyunca düzenli şekilde yapılması lazım. Mesela ateş elementinin 21 gün boyunca her gün yapılması gerekiyor ki bedendeki o ateş elementi, başlama yoga enerjisi aslında ortaya çıksın. Kinetik enerji ortaya çıkarabilirim. Hmm. Mesela ateşten hemen sonra toprak elementi geliyor. Toprak elementi bizim 40 gün boyunca devam ettiğimiz bir seri haline geliyor. Köklenmemiz için. Köklenmek için aynı zamanda üzerinizdeki o atıl toprağı tamamıyla atabilmek için. Bir şeyleri sabitliğe getirebilmek için. Hani sadece köklenmek diyemeyiz. Bir şeylerin bereketi, yani normal işte bir tarlayı düşündüğümüz aslında doğa tamamıyla bize elementler bazında bütün her şeyi ortaya koyuyor. Bir tarlaya gitti, yani tarlanın ekilip biçilmesi için bazen nadası alınır. Orada evet, o sabitliğin, o sabrın aslında ortaya çıkması. Toprak elementinin 40 gün olmasından bir tanesinin sebebi de o sabrın devamlılığının getirilmesi. Yani zaten toprak dediğim şey devam etmek. Evet. Ki bizim en büyük toprağımız kendi bedenimiz. Bu vücut, bu beden toprak ve biz şunu söylüyoruz. Yaptığımız bu asana larla, yani asanalar Türkçesi duruş, bu duruşlarla, bu pozlarla bedenimizdeki kendi toprağımızı aslında harekete geçirmiş oluyoruz. İşte sabır da bu bedenin içerisinde, devamlılık da bu bedenin içerisinde, bereket de bu bedenin içerisinde. Şu an 2024 yılına da gireceğiz. Evet. Bereket yılıdır aynı zamanda 2024 yılı da. Hani bolca toprak elementlerini çalıştıran yoga serileri yapabilirler. Onu da tavsiye etmiş olayım. Önemli bir detay verdiniz. Peki yoga yapacaklara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Yoga yapılması için herhangi bir ekipmana ihtiyacımız yok. Hı-hı. En büyük avantajlarından bir tanesi zaten bu. Yoga her yerde yapılır. Bugün ben sizinle konuşurken de şu an yoga yapabiliyorum. Yani bu kola dahil olduğunda. Yoganın şu an bizim Türkiye'de, yani genel olarak yaptığımız ya da stüdyolarda ya da işte online'da yaptığımız yoga hatha yoga olarak geçiyor. Hı-hı. Yoganın ilk 4 kolunu yapıyoruz biz. Sonrasında yoganın 4. kolundan 8. koluna kadar olan yerde de Raja Yoga deniliyor. Hı hı. Bu Raja Yoga tamamen yapmak isteyenler biraz daha refah seviyesi artık yükselmiş. Çünkü benim barınma derdim varsa, yani barınma sıkıntım varsa, güvenlik sıkıntım varsa ben orada gidip konforu düşünemem. Ben orada seçimi düşünemem ya da orada daha fazla meditatif halde kalmak benim için zorlu olabilir. O stresi yönetmek benim için zorlu olabilir. Hı hı. O yüzden biraz daha refah düzeyi artmış bireylerde Raja Yoga'ya geçmiş oluyor. Zaten yoganın tarihçesine bakıldığında da kraliyet soylular gibi olarak geçer Raja evet. Yoga'da. Evet, ne kadar önemli detaylar verdiniz. Yine yayınımız uçaktan hızlı enerjiyle geçti. Gerçekten çok hızlı akıp geçiyor. Evet, evet. Yani yoga deyince, nefes deyince, hakikaten hayatın evet, içerisinde köklenme deyince böyle akış işte. Şu anda da biz anda kaldık efendim. Evet, anda kaldık. Gerçekten aktı son olarak gitti. Yoga yapmak isteyenlere mesela bana yazmışlar. Fatoş Hanım, ben de yoga yapmak istiyorum Ayça Hanım'dan.
eğitim almak isterim diyenler de var. Instagram hesaplarımıza yönlendirebiliriz. Her zaman bize ulaşabilirler bu konuyla ilgili. Online derslerimiz var, stüdyolarımız var. Bana ya da herhangi bir hocamıza yazdığında zaten seve seve yardımcı olurlar. Evet. Çünkü hepimizin hayatı çok büyük dönüşüyor ve değişiyor. Bu dönüşümün ve değişimin en büyük katkılarından bir tanesi yoga. Evet. O yüzden herkese tavsiye ederim. Çünkü motivasyon kiralık araba gibi her an gidebilir. Mühim olan dışarıda değil, kendi içimizde aramamız gerekiyor. Kendimize değer verdiğimiz en büyük alandan bir tanesi ben yoga olarak görüyorum. Yoga öğretisini hayatımıza katmamız. Hayatın her alanında neyi yapmak istiyorsak, nerede başarılı olmak istiyorsak yoga orayı zaten parlatıyor. O ateş elementinden söyleyelim. Zaten orayı harlıyor ve devam ettiriyor aslında. Biz kendimiz için neyi yapmayı seçiyorsak orada ilerlemeyi seçtiğimiz zaman zaten oraya günlük bir dakika bile yaptığımız, yani bu yogadan da bağımsız, günlük bir dakika boyunca düzenli yaptığımız her şeyin bize katkısı çok büyük. Bugün beni oluşturan şey aslında ya da yarın beni oluşturacak şey bugün yaptığım her şey. Yani yarınımı güzelleştirmek için zaten bugünümü derecede kaliteli getiriyoruz. O zaman maddi manevi köklenmeyle enerjimiz katlanarak artsın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben keyifli çok bir pazar ediyorum. Geçirmenizi temenni ediyoruz. Ben de herkese. Kendinize iyi bakın. Siz de. Evet değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Ardından konuk köşemizle devam ediyoruz.